AutoCAD Mechanical, ölçülerin oluşturulması dışında ölçülerin düzenlenmesi ile de ilgili çalışmanızı ve hızınızı arttıran komutlar sunmaktadır. Annotation yerit menüsü altındaki Dimension panelinde bulunan bu komutlar ölçülerin düzenlenmesi için size kolaylık sağlar. Bu alıştırma üzerinde ölçü düzenleme komutlarına bakalım. Öncelikle Check isimli bir komutum vardır. Check isimli komutun yaptığı şudur. Çizimi araştırır ve çizimde ölçü yazısı ile gerçek ölçü arasında farklılık olan ölçüleri size bulur ve gösterir. Örneğin buradaki 90 olan ölçü elle girilmiş. Normal bu ölçünün atanmış olduğu nesnenin boyutundan farklı bir değer göstermektedir. Aynı şekilde buradaki 50 ölçüsü de öyle. Bunların gerçek değerlerine dönüştürülmesi için ölçülendirme diyalog kutusundaki text bölümü altında bulunan bu ikon kullanılır. Gelelim buradaki görünüş üzerindeki bazı düzenlemelere. Birden fazla ölçünün aynı anda düzenlenmesi için kullanılan bu komutta öncelikle düzenlenmesi istenen ölçüler sizden seçilmesi istenir. Ölçüleri işaretlersiniz. Devam ettiğinizde Power Dimensioning diyalog kutusu açılır. Burada yapacağınız değişiklikler seçtiğiniz tüm ölçülere aynı anda uygulanmış olur. Örneğin ölçü gösterimlerinde değişiklik yapalım. Aynı anda diğer birimdeki değerlerin de görüntülenmesini sağladık. Power Dimensioning komutuna giriyorum. Bu iki nesneyi işaretleyerek tam başka bir ölçüyle çakışacak yere işaretliyorum. Bunu daha önce de görmüştük. Move away dediğimiz zaman var olan daha önceki çizime yerleştirilmiş ölçüleri AutoCAD Mechanical otomatik olarak öteler. Şimdi ölçülendirme düzenlemeleri içerisinde bir başka komuta daha bakalım. Lineer ve simetrik olarak uzatma dediğimiz bu komutta öncelikle lineer ve simetrik uzatmadan hangisini kullanacağınız sorulur. Lineer'i seçeriz. Bu komutun kullanımı oldukça basittir. Öncelikle sizden bir ölçü yazısı seçmeniz istenir. Daha sonra bu ölçü yazısı için yeni bir değer girersiniz. Ve girdiğiniz değere göre bu ölçünün atanmış olduğu bölüm ya da nesne girdiğiniz ölçü ile düzenlenir. Şimdi benden bir dikdörtgen ile bir alan tanımlamam isteniyor. Bu alan tanımı nesnelerin nasıl uzayacağını ya da kısalacağını belirtir. Nesneleri işaretledik. Dikkat ederseniz 85 olan ölçü 95'e çıktı ve bu ölçünün atanmış olduğu nesnelerde mesafe olarak değişti. Yeniden aynı komuta girelim. Bu sefer simetrik seçeneğini seçelim. Simetrik seçeneğindeki tek fark simetrik durumlar için düzenlenmenin sağlanmasıdır. Ölçü yazısını işaretledim. Yeni değer olarak 77 mm'yi girdim. Şimdi bir dikdörtgen ile değişimin nasıl olacağını işaretliyorum. Bu aynı zamanda hangi noktaların kaydırılacağı anlamına da ya da değişeceği anlamına gelir. Bu alanı göstermem yeterli. Enter ile devam ettiğimde dikkat ederseniz 77 ölçüsü değişti ve bunun atanmış olduğu geometri de otomatik olarak değişti. Komuttan çıkmadan diğer görünüş üzerinde de
nesneleri işaretlediğimde aynı değişikliği burada da yapabilirim. Şimdi biraz daha detay işlemlerine bakalım. Ölçü düzenleme komutları arasında ölçü kırpma komutu yer almaktadır. Bununla birlikte sizden bir ölçü çizgisi ya da bir ölçü yazısı seçmeniz istenir. Ölçüyü seçtiğiniz an eğer o ölçü çizgisi üzerine gelen bir yazı var ise bu yazı dikkate alınarak ölçü çizgisi otomatik olarak kırpılır. Arrange dediğimiz başka bir düzenleme komutu daha vardır. Bu komutta otomatik olarak seçilen nesneleri kontürden belli bir mesafeye ayarlar ve birbirlerine göre hizalar. Hizalama dediğimiz komutta ise öncelikle ilk bir ölçü seçilir, daha sonra diğer ölçüler işaretlenir. İlk ölçünün konumuna göre diğer ölçüler otomatik olarak hizalanır.